Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Bomba gibi bir videoyla daha karşınızdayım. Hocam ne yapacağız bu videoda? Bu videoda artık ses bilgisine son vereceğiz. Nasıl yani hocam? Metin çalışması yapacağız, parçaları inceleyeceğiz. Hocam ne var ne yok ses bilgisiyle ilgili her şeyi bitiriyoruz. Ha bundan sonra sözcükte yapı bizi bekliyor. İçiniz çok rahat olsun. Daha bismillah ya, Ağustos'tayız, daha dur. Daha oho bir sürü zaman var sınava kadar. 300 kere biter, 500 kere de tekrar ederiz. İçiniz rahat olsun. Hiç sıkıntınız olmasın. Adım adım gidelim. Taktiklerle dil bilgisi kitabımı aldınız. Almayanlar hemen alsınlar. Taktiklerle dil bilgisi. Oradan bomba gibi soru çözümleriyle, ödevlendirmeyle inşallah beraber yürüyeceğiz. Haydi başlıyoruz. Ses bilgisi çalışması videomuzun adı. Dikkat! Peki hocam, başlayalım artık uzatmayalım. Parçalarda neye dikkat etmeliyiz? Ya hocam sen konuyu anlattın eyvallah. Daha önceden de zaten hazırdım ben az çok. Tamam, soru da çözdüm eyvallah. Ama hala zorlanıyorum. Ya bazen bulamıyorum. Parçalarda neye dikkat etmeliyiz? Önümüzde bir metin var, bir ses bilgisi sorusu var. Neye dikkat edilmeli? Gelin isterseniz hemen onu beraber bir tarayalım. Öncelikle çok önemli birkaç vurguda bulunacağım. Lütfen dikkat. Ses bilgisi sorularında parçada özellikle arkadaşlar D, C, Ç, yumuşak G, P, B ve T gibi harflere dikkat. Bunlar ses olaylarının temelini oluşturuyor zaten biliyorsunuz. Özellikle D, özellikle yumuşak G ve B harfleri ses bilgisi sorularında vazgeçilmez harflerdir. Yumuşamaya, zaman zaman sertleşmeye vesaireye sebep olurlar. Bu harflere dikkat. ÇT, TT, ST, işte bastım. ST derken ne demek istiyoruz? Ya da KK mesela ne demek istiyoruz? Hakkında gibi. Ya da KT, baktı. Değil mi? Bu tarz, dikti gibi. Bu tarz örnekler. Yani hocam bu tarz birlikteliklere dikkat. TT'nin yan yana gelmesi, Ç ve T'nin, K ve T'nin değil mi? Bu tarz birliktelikler büyük önem taşıyacak. İkinci çok önemli uyarı. Üçüncüsü ve altın değerinde hiçbir yerde bulamayacağınız muhteşem uyarı ise şu. Özellikle cümlelerdeki yüklemlere dikkat edin arkadaşlar. Yüklemler başa beladır. Onlara dikkat ederseniz soruların büyük bir kısmında sıkıntı yaşamayacaksınız. Nedir hocam yüklem derken? İşte şuraya gitti. Adam şuraya inceliyor ama gittiye çok bakmıyor. Oradaki benzeşmeyi, oradaki ünlü düşmesini, oradaki yumuşamayı vesaireyi çok fazla göremiyoruz. Genelde cümle içlerinde arıyoruz, başında arıyoruz. Aman dikkat arkadaşlar, lütfen sınavda, tabii ki denemelerde, kitaplarda uygulayacaksınız ama sınavda özellikle cümlenin yüklemlerine dikkat etmenizde fayda var. Bu 3 uyarı çok büyük, önem taşıyacak, altın değerinde uyarıdır. Haydi başlıyoruz hocam. Sizler için metinler yazdım. Metindeki genel anlam önemli değil. Sözcüklere bakacağız burada çünkü. Gelin beraber tek tek inceleyelim. İnceleme diye yazdığım şu kısma bazı sözcükleri taşıyacağım. Hepsini taşımayacağız tabii ki. Gelin beraber tek tek gidelim. Hemen ben bir kırmızı kalem bulayım. Buldum, süper. Haydi başlıyoruz hocam. Ne diyor? Getirdiği şeyleri bir köşeye bıraktı. Hemen getirdiği kelimesinde bir yumuşak diye benim dikkatimi çekti. Değil mi? Getirdiği T'ler, D'ler, bakın dikkat çekici harfler bunlar. Özellikle yumuşak G'yi gördüm. Kelime getirmekten getirdik. Değil mi? Aslında burada dık dik eki var. Gelen ı eki ile birlikte ne yapmış? Bir yumuşama var. İnceleme kısmına bazı kelimeleri alacağım arkadaşlar. Basit olanları biraz daha rahat görebileceklerinizi üzerinde göstermeye çalışacağım. Getirmek, getirdik. Burada yumuşama vardı. Şeyleri bir köşeye. Ha ne demiştik? Bütün yayeler, bütün yiler kaynaştırmaya örnek olacak. Kelime kökü köşe. Hiç acelemiz yok, yavaş yavaş yazalım. Araya bir tane kaynaştırma öncüsü girdi. Bakın E yönelme haleki konuşacağız. İşte şuradaki harfe kaynaştırma ünsüzü diyeceğiz. Kaynaştırma sessizi diyeceğiz. Hocam o bir ses olayıdır. Kaynaştırma bir ses olayıdır. Bıraktı. İşte altın değerindeki vurgun bu arkadaşlar. Şimdi bırakmak kelime kökü. Değil mi? Anlamlı en küçük hali. Bıraktı aslında değil mi? Bakın dikkat. Bırakmak sözcüğü neyle bitmiş? Fıstıkçı şaptaki K harfiyle bitmiş. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Sonrasına bakacağız. K'den sonra bakalım ne gelmiş. T. Ha. Fıstıkçı şaptan sonra Ç, T, K'den biri geliyorsa ne diyorduk? Benzeşme. Burada bir benzeşme söz konusudur. Yani bir sertleşme söz konusudur. Aman dikkat hocam. Bakın bu çalışma sonrası artık soru yapamazsanız lanet olsun diye bağırmanın tam zamanı gelmiş demektir hocam. İçiniz rahat olsun. Ardından bakın D harflerine çok dikkat. Harika bir sözcük bu. Art. Değil mi? Ardı.
art arda diyoruz ya, bakın bu ikileme aslında şöyle yazılıyor. Art arda ikilemesi. Değil mi? Doğru yazım bu. Aman dikkat. Ard değil. Art arda. Doğru yazım bu. Art. Ha hocam T D'ye dönüşmüş. Yani ne olmuş? Yumuşamış yumuşamış. T derken sert diyoruz, bakın dikkat. Burada da bir yumuşama var. Bakın daha cümleyi adam akıllı bitirip ilerleyemedik. Onlarca ses olayına, olayıyla karşı karşıya kaldık. Dikkat hocam, aman şöyle, şu öyle aslında. Burada şöyle kelimesinde şu öyle, hemen göstereyim hocam. İşte buradaki aslında ünlü kaybı söz konusu. Altın değerinde değil mi aslında? Müthiş bir örnek. Bir baktı. Bakmak yine bıraktı gibi, bakın dikkat. KT birlikteliklerine çok dikkat. Bakmak kelime kökü. T gelmiş. Ünsüz benzeşmesinin ta kendisi. İçimiz çok rahat olsun. Çok net. Ve olanlara anlam vermekte. Ha vermekte. Vermek kelime kökü. Makmek ekini aldı. Normalde dade eki gelmiş. Vermek de. Değil mi? Şurada, burada daha D eki gelmiş ama şu K'den dolayı ne olmuş? T'ye dönüşmüş. Yani sertleşmiş hocam. Benzeşmenin ta kendisi, uyuma. Haydi yudumla hocam çayını kahveni. Hiç acelemiz yok. Adam akıllı gidelim. Bismillah, çok erken başladık. Zamanımız ciddi anlamda var. Fulleriz hocam Türkçeyi. Böyle giderse 40'da 40'ı yapamayanı da artık yok artık deriz ya. Çok zorlandı geçtim. Onun gitti. Ha ne demiştik? Yeryüzündeki bütün ninlerin ilk n'si kaynaştırmadır. Bu bir kaynaştırma ünsüzüdür. İstisnası yoktur. Ha adam, bakın dikkat. O kelimesine ın'ini getirmiş. Araya bir n gelmiş. Bu bir kaynaştırma ünsüzüdür. Hocam beni düşüremez mi? Şu tarz örnek var. Şöyle bir artistik örnek var. Senin diyor mesela. Öğrenci buradaki ninni'ni görüyor yanlışlıkla. Oysa kelime kökü sen zaten. Yani senin de bir ses olayı falan yok. Ama şu ninni'nin var ya, ninni'nin. İşte o sana buradaki ninni'ni aldırıyor. Aman dikkat hocam. Senin de bir ses olayı yok. Ama onundaki ne? Bir kaynaştırma ünsüzüdür. Kafan yanmasın hocam. Adam adam. Adım adım gidelim. Adam adam. Hadi adam adam da gidelim. Gittiği ifadesi. Hemen bakalım. Gitmek kelime kökü değil mi? Gitmek. Gittik. Aslında burada tık tık eki var değil mi? Sonra da iyi gelmiş. Yani buradaki K'nin yumuşak G olduğunu görüyoruz. Yumuşak G'lerde sadece psikoloğa, sosyoloğa, diyaloğu gibi kelimelere dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Onun dışında yumuşak G'ler, evet, yumuşamanın örnekleri kabul edilebilir. Yerlerde bu yoktu, yoktu. Bakın KT yine bir benzeşme. Belki de yargılamadan önce düşünce gücümüzü zorlamalıydık diyor. Ha düşünce gücümüzü. Normalde bu kelime güç. Yani Ç, C'ye dönüşmüş. Yani hocam burada bir ünsüz benzeşmesi söz konusu, hazır olmanızda fayda var. Zorlamalıydık diyor. Zorlamalı idik normalde. Zorlamalı idik. Yani hocam ne olmuş? Buradaki ünlü düşmüş. Ek eylem düşerse buna da ünlü düşmesi diyorduk. Hece düşmesi diyorduk hocam. Bunu lütfen kaçırmayız. Harika. İlk metni inceledik. Şöyle bir bakıyorum, gözümüzden kaçan bir şey olmasın. Eksiksiz gidelim. Çok önemli. Şu metin bile yetecek size ama onlarca metin göreceksiniz. İnanın sabahlara kadar, gece 3'lere 4'lere kadar bunları hazırlıyorum. Anca vaktim oluyor çünkü. Gecelere kadar bunları hazırlıyorum. Size çok şey katacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum, içiniz rahat olsun. Peki uzatma hocam, devam. İkinci metnimiz, ikinci metin. Başlıyoruz. Ne diyor? Çayının yudumlanacak tek bir damlası kalmıştı. Ha, çayı çayının. Hocam sen şöyle bir şey söylemiştin az önce. Ders videosunda da söylemiştin. Ninni'ni görürsen yapıştır bu neye demiştin. Evet, bu bir kaynaştırma ünsüzüdür. Çayının derken ne kaynaştırma? Tamam, birinci ses olayını yakaladık. Bir, yudumlanacak. Ha, yudum kelimesi neydi arkadaşlar, hatırlayın, derste söylemiştik. Yutmaktan yudum. Şimdi derste anlatıyoruz ama öğrenci metinde göremiyor hocam, çok haklı. Ya hocam anlattın eyvallah da diyor, göremiyorum diyor. İşte onun için bu videoyu çektik. Yutmak, bakın metne çok dikkat. Burada bariz bir yumuşama var. Geldi ikinci ses olayı. Hemen bakalım, tek bir damlası. Ha sığsilerdeki s'yi de ne yapıyorduk arkadaşlar? Kaynaştırma kabul ediyorduk. 3. Ha erkeksi, kadınsı derken ki sığsiden bahsetmiyorum. Onun damlası, bakın dikkat. Onun kapısı, onun masası. Yani tamlanan eki olan. Sözcükle yapıda konuşacağız bunu. Bu sığsileri kabul ediyoruz. Net bir kaynaştırma ünsüzü. Kalmıştı. Favori örneklerimdendir. Güzel bir örnektir. Güzel bir örnektir. Kalmış idi aslında arkadaşlar bu.
Aman Allah'ım, yüzlerce ses olayı var. Tek başına padişah bu örnek. Çok önemli. Bakın dikkat, hemen odaklanalım. Ne diyor? Kalmış idi. Burada ünlü düşmüş mü? Evet hocam. Buradaki tt olmuş mu? T olmuş mu? Evet hocam, bir benzeşmedir bu. Değil mi? Kalmıştı, ne demiştim? Şt'ler, st'ler, kk'ler, baktı, kt'ler. Bu tarz birlikteliklere çok dikkat edeceğiz metinde. Özellikle yüklemlere odaklanın lütfen. Çok önemli. Amaçsızca bardağa uzandı. Bakın yumuşak G var. Bardak kelimesi. Buraya taşımama gerek yok. Çok artistik bir örnek değil. Basit bir örnek. Yumuşamanın ta kendisi. Uzandı. Burada sıkıntı yok. Tuttu. Güzel örnek. Dikkat. Aynı aslında daha öncekilerle. Tuttuk. Dıktik eki gelmiş aslında. Burada dıktik eki var. Değil mi? Aslında bunu görüyoruz. Bu yumuşak G'ye dönüşmüş. Burada bir yumuşama var. Burada da bariz bir sertleşme var hocam. Aman dikkat. Kupa içerideki damlayı göstermiyordu. Göstermiyor idi. Ha bir de burada hocam ünlü düşmesi var. Hocam burada daralma yok mu? Yok. Bakalım. Göster. Aa, var hocam. Deli yok Allah'ını seversen. Buradaki mame işte canım. Değil mi? Hep bu tepki değil mi Allah aşkına yaşadığımız? Hocam burada var mı? Yok hocam burada diyor adam. Ya bu tepki öğrenci tepkisi. Yok hocam diyor ya. Bakıyor. İyi var, başka bir şey yok. Hatta iyi de görmüyor. Ama ne demiştik hocam? Bütün mımiler. Yeryüzünde nerede mımi varsa daralmadır. Değil mi? Geldin mi? Bu değil. Gelmiyor bu. Yani sözcüğün içindeki mımiden bahsediyoruz. Çok net. Çalıştı diyor, bakın dikkat. Bu daralma bu arada, bunu tekrar tekrar söyleyelim. Ünlü daralmasının ta kendisidir. Çalıştı. Ha, ŞT'yi yakaladım. Çok net bir benzeşme, yani sertleşme. Çabaladı. Çayı içti. Ha, ÇT. Çok net bir benzeşme. Mutluluğu, yumuşak ye var. Yumuşama. Çok belli oluyordu. Oluyor idi. Hocam burada daralma var mı? Burada yok. Artık burada yok. Olayordu diyemem, değil mi? Oluyordu. Mesela yaşıyordu da var mı arkadaşlar daralma? Yaşıyordu. Var değil mi? Süpersin. Çünkü yaşamak diye bir kelime var. Yaşamak. Değil mi? Mesela kanıyor desem. Burada bir daralma var mı? Kanıyor örneğinde. Kanıyor, kanıyor, kanıyor. Var değil mi? Kanamak diye bir kelime var. Kelime kökünü A, E geliyorsa bu bariz bir daralmadır. Ama olayordu diye, olamak diye bir kelime yok. Aman yorlara düşme. O bir tiryakiydi. Tiryaki idi. Buradaki iyi düşmüş mü? Evet, bu birini düşmesi. İyi düşünce araya Y gelmiş mi? Evet, bu da bir kaynaştırmadır. Kaynaştırma. Bu arada iki yazı da bana ait. Şimdi şunu yazan da benim, bunu yazan da benim. Ama bu biraz daha güzel sanki. Hoşuma gitti, güzel görünüyor. Şu an masa sallanıyor gibi hissediyorum. O yüzden çok bastıramıyorum. Şu güzelliği yakalayamıyorum. Biraz üstün körü yazmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kaynaştırma. Ye. Bariz hocam, geçtim Allah'ını seversen. Yeni bir metin daha. Metinler bitmez hocam. İçiniz rahat olsun. Yeter ki tamam hocam, ben artık soru kaçırmıyorum diyesiniz. Ne diyor? Sana söylediklerine bakılırsa. Dur hocam, bismillah. Sana kelimesi. Sana bana, neyse girmeyeyim, o sana bana bize bir şey olabilir, girmeyeceğim. Sana diyor, sen kelimesi hocam, nereye kaçıyorsun? Sene, yani hocam burada bir ünlü değişimi söz konusu. Haydi bismillah. Söylediklerine diyor, bakalım. Söylemek tamam, kelime kökü. Normalde söze kadar ineriz ama işimiz şimdi yani öğretmenliğe falan hazırlanmak değil. Hani ÖABT sınavına falan hazırlanmıyoruz. Gerek yok o kadar ayrıntısıya. Bize lazım olanlar şunlar. Söylemek kelime kökü, dıktiklerine. Ha, burada bir yönelme aleki var. Şuradaki ne? Yine kaynaştırma. Aman dikkat arkadaşlar. Ne? Nani. Değil mi? Masasın nı mesela. Nani'ler, naneler. Oradaki neler kaynaştırma unsuzudur. Bakılırsa, bakılır ise. Ha hocam. Bariz bir ünlü düşmesi. Çıktı. Harika bir örnek. Müthiş bir örnek. Çıktı. Çıktık ı aslında, değil mi? Çıkmak fıstıkçı şapla bitmiş. Sonrası ÇTK'den biriyle başlamış. Bariz bir benzeşme. K yumuşak G'ye dönüşmüş. Bariz bir yumuşama, değil mi? Bunlar çok net. İlk kürsüde seni sevdiğini. Ha, sevmek kelime kökü. Normalde dıktik var yine, sevdiğini. Bariz bir yumuşama, bariz bir kaynaştırma. Tamam, aman dikkat arkadaşlar. Çok önemli. Belki geç olacak ama şunu yapmanızı isterim. Sayfayı durdurun. Gerçi videoyu başa sarıp da bakabilirsiniz. Sıkıntı değil. Mutlaka daha öncesinde kendiniz bu çalışmayı yapın arkadaşlar. Sonra kıyaslayın neleri kaçırmışsınız. Tamam, aman dikkat hocam. Peki yumuşama ve kaynaştırma. Haykıracak bir şey yok.
Bunu, ha, bu kelimesi ne olmuş aslında? I, yönelme aleki A-E'di biliyorsunuz. I ise belirtme olarak geçiyordu. Bunu vurgulayacağız ama belirtme alekini almış. Burada bir kaynaştırma ünsüzü var. Bu da çok net. Karşılayacak bir gönül zor bulunur. Tek tek gidiyorum kaçırmayalım diye. Ortalıkta, orta kelimesi, ortalık ve ortalık da aslında. Bakın burada bir benzeşme söz konusu, sertleşme söz konusu. Sevgisini, kaynaştırma, nıni, kaynaştırma. Hocam nınileri affetme, yapıştır. Yığiler, yayeler, masaya sıraya vesaire hiç kaçırma. Dışa kolayca vurabilen kaç kişi var demiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bir tarayalım. Gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Şunları vurgulamıştım. Benzeşme demiştim, yumuşama demiştim. Şöyle bir göz atayım yine de. Bir hatamız olmasın, bir yanlışımız olmasın. Evet, başka bir ses olayı görünmüyor. İşte bu çalışmayı sizden de yapmanızı istiyorum. Herhangi bir kitapta, herhangi bir metin üzerinde. Hocam ders yeni başlıyor. Üzgünüm bunun müjdesini. Üzgünüm diye girdim ama vermek zorundayım. Ders yeni başlıyor. Metin çok. Hadi hocam bastır. Kümesten. Hocam bu ne? Ah, ST var burada. Benzeşme bu. Kümes kelime kökü. Çok net hocam, hiç kasmana gerek yok. Normalde danden ayrılma halekini almış. Ama bakın burada S'den, fıstıkçı şaptaki S'den dolayı bir sertleşme meydana gelmiş. Bir benzeşme meydana gelmiş. Çıkarken diyor. Çıkar iken. Şurada bir benzeşme vardı, tikimizi atalım. Burada bir ünlü düşmesi var. Çok net. Yüzü gülüyordu. Gülüyor idi. Burada da bir ünlü düşmesi var. Hocam daralma var mı? Yok. Buna çok net yok diyebiliriz. Çünkü gülüyor diye bir kelime yok. Gülemek diye bir kelime yok. Aman dikkat. Bekliyor. Burada daralma var. Neden hocam? Çünkü bekliyor değil de beklemek diye bir kelime var nihayetinde, değil mi? Beklemek. Çok net daralma. Çok bekliyor. Hadi bir daha yazmışım. Bir daralma daha. Ama olmuyordu. Buradaki mame değil mi? Olumsuzluk eki. Bariz bir daralma. Burada bir i düşmüş. Bunlara hazır olun arkadaşlar. Genelde bu örnekleri ders anlatımlarında vermiyoruz. Mesela kısımdan kısmı. Ünlü düşmesi, tamam bunu anlıyoruz da. Bunu veriyoruz da. Genelde ek eylemi derste ne hikmettir bilinmez. Cümle kurmadığımız için belki de çok fazla göstermiyoruz. O yüzden bu metine çok ihtiyacımız var bu tarz örnekler için. Sonunda. Sonu ve daha de. Buradaki ne? Kaynaştırma. Aman dikkat hocam. Baştan saralım hemen. Benzeşmemiz var. Ünlü düşmemiz var. Daralmalar var burada, iki tane daralma. Burada bir daralma var. Mame. Olumsuzluk eki daralmış. Ünlü düşmemiz var. Burada bir kaynaştırma var. Horozları ayırt. Ayırtta bir şey yok. Edebilmişti. Bak şimdi. Etmek. Ebilmek. Bunu bütün alabiliriz arkadaşlar. Ebilmek diye bir ek var, konuşacağız sözcükte yapıda inşallah. Etmek, edebilmek olmuş. Bu bir yumuşamadır. Unutmayın lütfen. Mişti, ŞT var. Artık arkadaşlar ŞT'leri, ÇT'leri, KT'leri görünce benzeşmedir diye yapıştırın. Tabii ki biraz temkinli davranın. Her türlü artistik olabilir. Dersimiz Türkçe nihayetinde. Sözcükler her yere çekilebilir. Dikkat edin. Ama yine de bir pratiklik kazanmış olacaksınız artık. Peki burada ne oldu hocam? Yumuşama var 1. Edebilmişti. Benzeşme var 2. Edebilmiş idi aslında, değil mi? Burada bir ünlü düşmesi de var, aman Allah'ım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Edebilmişti de 40 tane ses olayı var. Bir zahmet bu tarz örneklerle gelsinler. Ben çok net hatırlıyorum birden fazla ses olayının sınavda birkaç kez sorulduğunu. Yani bir sözcükte birden fazla ses olayının. Peki ibikleri geçtim, birbirine. Hocam sıkı dur. Koltuğuna, sandalyene, masana, sırana yapış hocam. Müthiş bir örnek geliyor. Ders anlatımında söylemediğim bir örnek. Bu özellikle bu metnin arasına katmış oldum. Çok çok önemli bir örnek. Birbirine kelimesi aslında biri birine. Biri biri. Yani burada bir ünlü düşmesi var. Yazayım hocam, buna üşenmeyelim. Bunu tek tek yazayım sizler için. Masayı da sabitleyelim. Aman sallanmasın hocam. Ünlü düşmesi hocam. Mükemmel bir örnek. Yeryüzünde kimsenin belki de bilemeyeceği. Öğrenci grubundan birine sorduğun zaman arkadaşına, en azından arkadaş diyelim, hocalarımıza ayıp etmeyelim, onlar tabii ki bilecekler. Bir arkadaşına sorduğun zaman artistlik yapacağım bir numaralı örnek. Psikoloğa örneği zaten cepte. O aşağılamak için, ezmek için, lanet olsun demek için. Ama çalışıyorum hocam, ben zaten çok çalışıyorum diye. Bir arkadaşınız varsa günde 500 soru, 1000 soru çözüyorum falan filan, böyle artistik tipler olur ya. Konuşan tipler varsa çevrenizde, Allah aşkına birbirine kelimesini ver, bir 5 dakika bekle.
Belki de 10 dakika, ben sana söyleyeyim 2 gün bekle. Burada bir ünlü düşmesi var. Ha, buradaki kaynaştırmayı da görmüyor değiliz. Ama o değil odak noktamız. Buradaki ünlü düşmesini lütfen unutma. Benziyordu, uzattım hocam, devam. Benziyordu kelimesi beniz. Benizemek. Nasıl hocam benzemek ya? Benzemek işte canım, benzemek. Buradaki ünlü düşmesi mi? Evet, bu bir ünlü düşmesi. Bu bir daralma mı? Evet, bu bir daralma hocam. Aman dikkat. Ya mükemmel. Benziyor idi ya. Burada ünlü düşmesi yok mu Allah'ını seversen? Var var. Aman Allah'ım. Benziyordu nasıl bir sözcüktür ya Rabbim? Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl bir örnektir? Benziyordu, ünlü düşmesi, daralma, bir daha ünlü düşmesi, neler neler. En önemli kısmın, ha kısım, burada bir ünlü düşmesi var. Bu olduğunu, dıktik, burada bir yumuşama var, burada bir kaynaştırma var. Biliyordu, biliyor idi, burada bir ünlü düşmesi var. Sanki bir ekeyleme yönelik bir video olmuş değil mi? Sanki bu sayfa en azından öyle söyleyelim. Sürekli bir idiler düşmüş, dikkat çekmişiz ona. Hazır olmanızda büyük fayda var. Peki hocam. Hemen seri bir şekilde bir tarıyorum şöyle tekrar. Gözden kaçırdığım bir ses olayı var mı diye. Belki siz göreceksiniz. Ben gözden kaçırmış da olabilirim. Bakalım şu an yok gibi görünüyor. Bunlar bile emin olun yeterli. Harika örnekler bunlar. Aman hocam. Hadi dersler yeni başlıyor. Metinler bitmez hocam. Büyük emek var. Siz de izleyerek tabii ki çok büyük bir emek harcıyorsunuz. Lütfen bu sözcükleri de tek tek not edin. Aman Allah'ım. Onun hakkında diyor. Onun neni gördüm. Şuradaki neye kaynaştırma dedik mi? Dedik. Hakkında derken hemen gelin bunu tarayalım. Hak kelime kökü değil mi? Hakkı, hakkında. Onun hakkı, onun hakkında. Burada bir ünsüz türemesi var mı? Var. Burada bir kaynaştırma ünsüzü var mı? Var. İşte senin bunlara hazır olman lazım. Haydi bismillah, ders başlıyor. Burada ünsüz türemesi, burada kaynaştırma. Devam edelim tiklere hocam. Söylenenlerle... Söylenenler ile, değil mi? Söylenenler ile, burada bir ünlü düşmesi var. Ona, bu bir kaynaştırma, aman dikkat. Yapılanlarla, yapılanlar ile, burada bir ünlü düşmesi var. Hareket edersek, etmek, burada bir TD var, yumuşama. Eder isek, burada bir ünlü düşmesi var. Bir yere varamayız. Sertçe, sertçe, bakın dikkat. Sert kelime kökü, normalde cace ekini almış. Fıstıkçı şaptaki T ile bittiği için bu sözcük ekini atmış Ç'ye çevirmiş. Yani burada bir benzeşme söz konusudur. Bir ünsüz sertleşmesi söz konusudur. Bir üslupla, üslup ile, aman dikkat. Karşılaşabiliriz. Bu ünlü düşmesi. Aslında, asılı. Hocam, asıl olan. Buradaki I ünlü düşmesi. Mükemmel değil mi Allah'ını seversen ya? Ya dur Allah'ını seversen. Bak daha önce derste yapmıştım bu artistliği. Bir 3 saniye şu cümleye bakmak, sözcüğe bakmak isterim. Mükemmel. Asıl kelimesi ya. Vallahi billahi müthiş bir ünlü düşmesi. Çok hoşuma gitti bu. Yıldızlar üstüne yıldızlar. Biricik demiş. Hocam geç bu örneği Allah'ını seversen. Ünlü türemesi. Arkadaşımız. Şimdi bu çok etimolojik olarak da halledilebilir. Arka taş falan filan. Bir sürü şey söylenir ama gerek yok. Burada hiçbir şey yok. Geç. Ama buna. Ha burada bir kaynaştırma var. Hazır olmalıyız. E tamam, olmalıdan sonra iz gelmiş. Burada bir kaynaştırmamız var. Çok önemli değil o. İzi atıp geçebiliriz. Bize ne lazım hocam? Şöyle bir tarayalım hemen. E tamam hocam, hiç sıkıntı yok. Bu kaynaştırma bu arada, bu net. Ama yine de aslında ya ben dikkat çekmek isterim bu metinde. Hayır hocam, ders yeni başlıyor desem de artık son metne geldiğimizi şu hareketten anladık. Arkada bir sayfa görünmüyor. Bitiyor artık metinler. Aman Allah'ım. Ne metinler inceledik, ne sözcükler gördük. Peki hocam. Son metne geldik. Gelin tadını çıkaralım. Hakkını verelim şu dersin. Çektiğimize, dinlediğimize değsin en azından. Attığı kelimesini gördünüz. Attığı. Çift T'yi yakaladınız. Öğrenciler genelde bu T'leri görünce bir arada. Sadece T değil. Birden fazla ünsüzü böyle yan yana görünce. Diyor ki hocam burada bir ünsüz türemesi var. Hiç tahlil etmeden. Oysa attığı kelimesi atmak kelime kökünden. At. Tık, ı. Bakıyorum hocam. Ha, iki tane sert yan yana gelmiş. Burada bir benzeşme var mı? Var. K yumuşak G'ye dönmüş. Bu bir yumuşama mı? Evet. İki tane ses olayımız var. Çok net. Attığı her gol takımını. Ha, takımı, takımını, nını görünce ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz kaynaştırmayı. Bir üst tura taşıyordu. Şimdi hocam taşıyor idi. Tamam, burada bir ünlü düşmesi var. Peki burada... Bir daralma var mı? Hocam yoru görünce hani düşüneceğiz ya daralmayı. Taşamak diye bir kelime var mı taşamak? Yok. E o zaman burada daralma yok.
takımının hocam Nenni'ni gördüm ben. Yapıştırır mıyım kaynaştırmayı? Kesinlikle. Kesinlikle. Ya bu incelmeyi yapmak istemezdim ama kesinlikle yani. Üst sıralara tamam yükselmesi aman Allah'ım benim en sevdiğim örneklerden yüksek ünsüz düşmesi sığsi kaynaştırma için çabalıyor idi. Yine bir ünlü düşmemiz var. Çabalamak var mı hocam öyle bir kelime? Var tabii ki. Burada da bir daralma söz konusu arkadaşlar değil mi? Çok çok önemli bir vurgu bu. Çabalıyordu, çabalamak oluyor. E o zaman daralma var. İyi de düşmüş, ünlü düşmesi. İsteği uyuma hocam. Bak daldın gittin. Demek ki 50 dakika ders anlatsam tüm gitti. Ya dalma ya. Toparlan. İstek. Burada bariz bir yumuşama var. Belliydi. Belli idi. Ünlü düşmesi ve bu kaynaştırma. Bunu özellikle yazmak isterim. Genelde gözden kaçırıyoruz bunları. Bu da bir kaynaştırma. Aman. Aman. Takımını. Tamam kaynaştırma. Şampiyon yapmak. Tamam. Aklından aklı. Akıl. Ünlü düşmesi. Aklından onun aklı değil mi? Buradaki ne? Tabii ki çok net kaynaştırma ünsüzü. Hep bu duyguların etkisi ile. Bakın dikkat. Etkisi. Normalde ile değil mi şu? Bakın. Etmekten etki. Kelime kökü etmek mi? Evet. Fıstıkçı Şahap'ın T'si mi bu? Evet hocam. E sonra ne gelmiş? ÇTK'den birisi gelmiş mi? Gelmiş. K gelmiş. Bariz bir benzeşme. Ben bunu bir yazayım hocam. Şuradaki sığsıyı kaynaştırma mı hocam? Evet. Buradaki i düşme mi hocam? Ünlü düşmesi düşmüş mü? Evet. Peki etkisiyle diyor. Araya y gelmiş mi? Bu da bir kaynaştırma mı? Evet. Etkisiyle kelimesine bakar mısın? Vallahi tam 5 yıldızlık. Mükemmel. Bir daha bakalım. Bir benzeşme var. Sertleşme. Kaynaştırma. Bir kaynaştırma daha. Bir ünlü düşmesi. Mükemmel. Yoğrulan. Yoğrulan kelimesinin kökü yoğurmak biliyorsunuz arkadaşlar. Yoğurmaktan yoğrulmak. Yoğrulan diye gidiyor. Burada bir ünlü düşmesi var. Ha yumuşak G var. E yokrulan değil ki bu. Yumuşama değil ki bu. Bakın arkadaşlar. Yumuşak G'leri atlayalım ama düşmeyelim hemen. Atlayalım ama her zaman düşülmesin. Ne demek hocam? Mesela bağı diyor. Üzüm bağı diyor adam. A şıkkına böyle başlıyor. Yumuşak G görünüyor. Tamam ya bu benzeşme geç. Ya bakı değil ki bu. Üzüm bağı diyor. Ya da dağ mesela. Dağını bilmem ne dağını diyor mesela. Bilmem ne dağını. Dağı görünce adam yumuşak G. Çat yumuşama hocam diyor. Aman dikkat. Lütfen cümlenin bütününe bakınız. Cümlenin bütününe bakınız. Bu örnekler net olduğu için vurgu yapıyorum ama yine de yoğrulanda bakın yumuşak G'ye düşme ihtimalimiz şimdi olmasa da sınavdaki stresle olabilir. Hazır olunuz lütfen. Ne diyor? U dedik tamam ünlü düşmesi. Düşünceler geçiyordu. Geçemek diye bir kelime var mı? Yok. Burada daralma yok. Ama geçiyor ididen burada ünlü düşmesi yine mevcut. Peki arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Taktiklerle dil bilgisini alacağız. Oradan bomba gibi bu tarz örneklerle kaliteli örneklerle inşallah bol soru çözeceğiz. Sonrasında artık yeni videoyu bekleyeceğiz. Arkadaşlar 1-2 gün sonra en fazla inşallah bir aksilik olmazsa 1-2 gün sonra sözcükte yapı videosu gelecek. Oldukça uzun bir konu. Ses bilgisi gibi böyle ikiye bölebileceğim bir konu değil ama bölmeye çalışacağım. Belki 3'e bölünebilir bir ihtimal. Biraz daha böyle hakkını vermek istiyorum dersin. Geçen sene biraz daha böyle hani nokta atışlar yapmıştık. Öğrencileri sınava nokta atışlarla hazırlamıştık ama bu sene biraz daha sakin, biraz daha böyle yayarak, biraz daha açarak. Yani hocam ben dershaneye gidemedim evde çalışıyorum diyen adama da hocam ben dershaneye gidiyorum ama bir türlü verim alamıyorum derslerden diyen adama da yönelmek adına biraz daha sakin biraz daha yavaş gidelim. Hakkını vere vere gidelim sıfırdan alan hocam ben sıfır yani ses bilgisinin sesini sizden duydum diyen adama bile hitap edelim düşüncesiyle biraz daha sakin gideceğiz. Acelemiz yok muhteşem bir zaman dilimi var önümüzde dedim ya 40 kere biter 40 kere de tekrar edilir konu hiç sıkıntınız olmasın. Evet bu video ile birlikte ses bilgisi konusuna son verdim. Yapacağınız şey en az 2-3 kaynaktan ses bilgisiyle ilgili artık ne kadar soru varsa yavaş yavaş çözmeniz arkadaşlar olur mu? Bol soru görün. Denemelere bir göz atın. Denemeler erken olur belki ama sorulara en azından şöyle bir soru kalitelerine, görüntülerine, soru köklerine göz atmanız fayda sağlayabilir. Çıkmış sorulara çözebilirsiniz, göz atabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ses bilgisiyle ilgili nerede ne kadar soru varsa bence artık yavaş yavaş hepsine bir göz atmanızda fayda var. Peki arkadaşlar ben Üçlü Hoca. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.